Atatürkçüsünüz, bize oy verirsiniz. Dedim sen böyle dediğin için sana oy vermiyorum. Sen belediye başkanı olacaksın. Sen seçme hakkın yoktur. Bizi belediyeye pazarcıyız diye sokmazlar. Biz ne zaman insanlığı yaşadık? AK Parti zamanında yaşadık. Gürsel Tekin de başkan yardımcısıydı. Kanımızı emdiler. AK Parti'nin artıkları mı yapacak? Hepsi zaten eğer sadık insanlar olsaydı ihanet etmezlerdi. Telefon ettim, bir bayan dedi benim projeyi. Beğeniyor musunuz dedi. Beğeniyorum dedi. Ben hiç beğenmiyorum, hiç kimse de beğenmiyor. Hayatımızı alt üst ettiniz. Ben 13 sene Kadıköy'de de pazarcılık yapmışım Selami'nin zamanında. Gürsel Tekin de başkan yardımcısıydı. Kanımızı emdiler. Kanımızı emdiler diyorsam, bak kanımızı emdiler diyorsam, bizi belediyeye pazarcıyız diye belediyeye sokmadılar. Ben gayet şık giyinirdim pazarcı olmama rağmen. Gayet güzeldim ama bizi belediyeye pazarcıyız diye sokmazdılar. Biz ne zaman insanlığı yaşadık? AK Parti zamanında yaşadık. Ben belediyeye de girdim. Belediyede beni oturttular. Eleman verdiler. Eleman iş mi? İnsan olduğumu o zaman fark ettim. Anladın mı? Muhalefet kimmiş? Ya ne olacak Kılıçdaroğlu bir gün böyle diyor, bir gün böyle. Ondan ne olur yani? Bak biz ne yaptık AK Parti'ye? Bu belediye seçimlerinde meclise verdik. Başkanlığa vermedik. Ders alsınlar, fazla şımardılar dedik. Onlar onu da yapmıyorlar ki. Yapmıyorlar yani. Ders vermiyorlar. Tek gözlükle bakıyorlar. Yani ne olacak? Kim yapacak onlardan? Kılıçdaroğlu mu yapacak? Meral Hanım mı yapacak? Şeyin artıkları mı yapacak AK Parti'nin? AK Parti'nin artıkları mı yapacak? Davutoğlu mu yapacak? Babacan mı yapacak? Hepsi zaten eğer sadık insanlar olsaydı ihanet etmezlerdi. Onun için ben AK Parti'yim kardeşim. 100 senede geçse ben AK Parti'yim. Ben CHP'ye, MHP'ye hiçbirine güvenmem. Bundan evvelki yerel seçimlerde, o zaman belediye başkan adayı sarışın bir bayan. Çengelköy'de yürüyorum, otobüsten gelmiş esnafı ziyaretime. Beni gördü, hemen güle güle geldi. Ay dedi, siz dedi belli çok modern bir kadınsınız. Atatürkçüsünüz, bize oy verirsiniz. Dedim sen böyle dediğin için sana oy vermiyorum. Sen belediye başkanı olacaksın. Sen seçme hakkın yoktur. İyisi de gelir, kötüsü de gelir, başka partiler de gelir. Öyle değil mi? Sen milletin belediye başkanı olacaksın. Sen halkın yanında olacaksın. Sen beni ne söylüyorsun? Ne biliyorsun ben Atatürkçüyüm? Sana oy vereceğim. Ben sana oy vermiyorum ki. Bozuldu biraz ama bozulsun yani, doğruyu söyledim. Belediye başkanı adayıydı CHP'nin. Bundan evvelkilerinden daha önceki seçimde. Ha, sen çok modernsin. Ben modernim diye beni destekleyeceğim. Öteki garip gelince onun yüzüne bakmayacaksın o zaman. Böyle bir şey olur mu? Belediye başkanı böyle bir şey konuşur mu? Hiç oy verir miyim? Allah korusun. Ne yapıyor? Ne yapıyor ya? Bakırköy'de öldük. 4 senedir yol yapıyor sözde. Ne yaptı? Kaldırımlar söküldü, yapıldı. Tek şerit ettiler. Bakırköy'ü mahvettiler ya. Göbek koymuş kaldırımlara. 20 metre kaldırım yapmış. Araba yolu daptanacık. Telefon ettim. Bir bayan dedi benim projeyi. Beğeniyor musunuz dedim. Beğeniyorum dedi. O zaman siz bilirsiniz. Ben hiç beğenmiyorum. Hiç kimse de beğenmiyor. Hayatımızı alt üst ettiniz. Atatürk adı altında hiç doğru düzgün iş yaptıkları yok. Doğruyu söylüyorum yani. Ben 72 yaşındayım. Çok seçim gördüm. Ama bunlardan hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. AK Parti ne zaman ki geldi, ben o gün bugün AK Parti'ye veririm. Çünkü hiçbir derdime çare olmadılar. 5 çocuğumu su yok, tüp yok, yağ yok, hiçbir şey yok. Şeker için 3 çocuğumu kuyruğa sokardı. Evet, çok pahalı her şey. Hiç güzel gitmiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Ona bir şey demiyorum. Ama her şey var. Yani bir çizgide dursalar sıkıntı yok. Hani dersin ki ya bu adam böyle. Ama bir dedikleri bir ertesi günü birbirini tutmuyor yani. Sıkıntı orada. Yani insanlarda bir fikir bile yaratamadılar yani. Yani insanlar kaç aydan beri şu olacak. Bir bakıyorsun Kılıçdaroğlu daha böyle ağır basıyor. Ondan sonra birkaç gün sonra bir açıklamalar oluyor. Bakıyorsun o değil herhalde diye bir düşünce insanda oluyor. Ama inşallah Kılıçdaroğlu olur. Neden? Çünkü zor kazanır yani olursa. İktidara baktığımız zaman
yani iyi kötü şeyine baktığın zaman, yüzdeliğine baktığın zaman, şimdi tamam yani iyi tarafları çok, iyi olmayan benim düşüncem ama bu sadece, yani iyi olmayan tarafları var. Ya belki böyle olması gerekiyor. Bazen bir ev reisi bile bir ailede, mesela benim iki tane çocuğum var. Ben bir şey söylüyorum, her kafadan bir değişik ses çıkıyor yani. Ben evet. Bir ailemi bile şey yapamıyorum yani. Biz zaman geliyor. Kardeşiz. Farklı düşünüyoruz mesela. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bir de yani Türkiye yönetecektir. O da zordur yani. Bir aileye bile bir bazen ev reisi yönetemiyor yani. Dediğini yaptıramıyor daha doğrusu. Vallahi onlardan pek bir şey anlayamadım ben. Oturuyorlar mı, konuşuyorlar mı, bir aradalar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum. Çünkü hepsinin kafa fikirleri farklı bence, bana göre. Yani bir arada olacaklarını da zannetmiyorum. Çok güzel bir genç zihniyetimiz var. Yani çalışsalar, bir şeyler olsa, bir siyasete atılsalar. Hiç ortada kimseyi göremiyorum ben, yok. Hiç genç zihniyet yok. Muhalefet Türkiye'de yok ki beğeni. Olmayan şey beğenilmez. Muhalefet olsa ülkede daha farklı şeyler olur. Muhalefet muhalefetliğini kaybetmiş. Altılı masayı? Ya altılı masa tamam olacak da hepsinin ayrı ayrı bir planları var. Kafalarında başka şeyler dönüyor. Hepsi bir noktada birleşir mi, birleşmez mi? Allah bilir. Bunu tabii ki en kısa zamanda göreceğiz. Adayları kim olacak sizce? Adaylar Mansur Yavaş olacak. Kılıçdaroğlu olsa hiç kazanma şansı yok. Atatürkçüsünüz, bize oy verirsiniz. Dedim sen böyle dediğin için sana oy vermiyorum. Sen belediye başkanı olacaksın. Sen seçme hakkın yoktur.